FIFA 23'te yepyeni bir All Star takım kapıştırma videosu ile karşınızdayım. Bir tarafta Adidas takımı, diğer tarafta da Nike takımı olacak. Yabancılar Nike diyor ama olsun, biz Nike diyoruz. Adidas krampon giyen futbolcular ekranlarda. Adidas takımını Real Madrid'in üstüne kurdum çünkü adamlar Adidas giyiniyor. Yani burada baktığın zaman iyi bir takım, tamam mı, iyi bir takım ama 20 oyuncu bile bulamadım. 18 oyuncu bulabildim çünkü herkes Nike giyiniyor abi. Ya birazdan göreceksiniz. Adidas takımında Salah, Benzema, Messi üçlüsü ileri hattı oluşturuyor. Orta sahada Kante, Kroos, Silva hem defansif anlamda güçlü hem de teknik kapasite anlamında iyi bir orta saha olduğunu düşünüyorum. Sol bek, sağ bek o kadar güçlü değil. Stoperlerin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama kalede Courtois var. Abi Nike takımı çok fena bu arada ya. Harbiden çok fena. Şuna bak, herkes Nike giyiniyor ulan, herkes. Kalede Oblak, sağ bek Cancelo, sol bek Robertson. Stoper ikilisi Van Dijk, Marquinhos, yedeğinde Ruben Diaz. Orta sahada Kimmich, Modric, De Bruyne. Casemiro yedek kalmak zorunda kaldı, anladın mı? Böyle bir orta saha. İleri ofansif orta sahada De Bruyne, solda Vinicius Junior, sağda Mbappe ve santrforda Lewandowski. Yedeklerdeki isimler dünya yıldızları. Ronaldo, Ruben Diaz, Casemiro, yani elimden bir şey gelmedi artık. Santrforda Lewandowski'yi koydum, en yüksek reytingli oydu. Baksana Haaland falan da yedek. Ya sırf Ronaldo değil. Sizce bu videoyu kim kazanır? Adidas takımı mı, Nike takımı mı, yorumlara yazın. Peki All Star Challenge'ın olayı ne? Kanalımızı ilk defa izliyorsanız tabii ki bunu merak etmiş olabilirsiniz. Aslında çok basit. Seçtiğimiz iki takımı kapıştırıp hangisinin daha iyi olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İlk etapta normal maç yapıyorlar. Kazanan taraf 1 puanı hanesine yazıyor. İkinci etapta da kariyer moduna gidiyoruz. Tek sezonluk simülasyonda daha başarılı olan taraf yine 1 puanın sahibi oluyor. Bir birlik eşitlik olması durumundaysa uzatmaya kalıyoruz. Uzatmada da sokak futbolu, yani volta modunda kapıştırıyoruz bu iki takımı. Takım reytinglerinde yine öyle aşırı bir fark yok. Ama tabii kadro derinliği anlamında da Nike takımı bir tık üstün. Sizden bu video için en az 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. 10.000 like'ı bulabileceğimize inanıyorum. Ayrıca yorumlarınızı da yazın. Bundan sonraki All Star kapışmasında hangi iki takımı kapıştıralım? Önerilerinizi açığım. Deli manyak bir maç geliyor. Bütün starlar burada. Haydi bakalım. İlk etabımız, maç etabı başlıyor. Bir taraftan Adidas takımı sahaya geliyor. Lionel Messi'yi görüyorsunuz, Adidas'ın en büyük starı ve diğer taraftan da Nike'ın en büyük starı diyebileceğimiz Mbappe'in de De Bruyne arkasından geliyor. Daha fazla bu tarz videolar için tabii ki kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Atatürk Olimpiyat Stadyumundayız. İnanılmaz bir kapışma olacak. Ve şimdi maça Nike takımı başladı. Nike takımı Vinicius Junior'la geliyor. Luka Modric ceza alanı içine doğru çevirdi. De Bruyne karşı karşıya. Courtois inanılmaz çıkardı. Thibaut Courtois Adidas takımını ipten aldı daha ilk pozisyon. Neler oldu orada? Şimdi Robertson ceza alanı içine doğru yolladı tekrardan Courtois. Courtois durmak bilmiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var şu an. Andrew Robertson topun başında. Sakin diyor, sakin. Açtı içeri doğru. Ceza alanı içinde Laporte uzaklaştırdı. Dönen top Modric, kimi De Bruyne, Courtois yine kurtardı. Thibaut Courtois neler yapıyor oğlum? Kimi ceza alanı içine doğru açtı. Top da artık sonunda yeter dedi Nike takımı. Ve Virgil van Dijk'la öne geçiyorlar. Yalnız bir türlü durmadılar abi. Yani daha maç yeni başladı, bir dur kardeş ya. Değil mi? Durmadılar. Durmadılar abi. Bak tekrardan izleyeceğiz burada. Bir korner organizasyonu kısa kullandılar. Kimmich ceza alanını ortaladı. Virgil van Dijk gerilerden geldi, kafayı vurdu. Çok sert bir şut. Ve Nike takımı 1-0 önde. Adidas takımı daha 2 pas yapamadan gol yediler abi. Jordi Alba. Jordi Alba kaybetti topu. Evet, kaybetmedi. Faul yapıldı orada. Gitti yavaş yavaş. Topu faul olan yere koydu ve faulü kullandı. Toni Kroos. Ceza alanı içi. Şimdi Jordi Alba, Toni Kroos, Muhammed Salah, Benzema, kaybediyor Benzema. Benzema. Yabancılar bazen öyle diyor. Benzema değil de Benzema. Şimdi Kante, Kroos, Messi, Bernardo Silva ceza alanına girdi Adidas takımı. Bernardo Silva kaybetmedi. Van Dijk'a geçti, şimdi verdi pasını. Muhammed Salah kaçırdı. Muhammed Salah, taraftar şok içinde. What diyorlar, ne oldu diyorlar. Muhammed Salah orada belki çekip pas verse daha iyi olabilirdi ama yapmadı. Virgil van Dijk. Şimdi kimi?
Orta alanda Vinicius Junior, Modric, Vinicius Junior, güzel paslaşmalar var. Robertson aradan kaçan oyuncuya verdi pasını. Vinicius Junior, Lewandowski, Robert Lewandowski, solda Robertson. Ceza alanına baktı Robertson. Ceza alanı içinde kimse yok pas atabileceği. Şimdi döndü Lewandowski, verdi pasını Laporte. Bernardo Silva, Kante, Benzema ile hızlı çıkıyor Adidas takımı. Benzema, Muhammed Salah'ı aradan oynar mı? Oynadı. Muhammed Salah sıyrılamadı rakibinden. Sıyrılamadı. Top Nike takımında kaldı. Şimdi Modric soldan Vinicius Junior'la geliyor Nike takımı. Vinicius Junior ceza alanına girecek. Vinicius Junior kaybetti. Benzema, oy ne biçim şut attı. Of of of, oradan yakından yine Oblak iyi kurtardı onu. Şimdi korner kullanılacak. Adidas takımı topun başında. Toni Kroos ortaladı içeri doğru. Vuruş hakimi. 1-1 yapıyor skoru. Aşraf Hakimi iki takım da kornerden attı. Aşraf Hakimi, ben diyor Van Dijk gibi kafa değil, ayağımla atarım diyor kornerden. Ama atarım diyor. Verdi Vinicius Junior, Robertson tekrardan güzel paslaşmalar izliyoruz oyunun bu bölümünde. De Bruyne, Vinicius Junior orta alana geçmedi top. Vinicius Junior bir daha girdi, olmadı. Şimdi Hakimi, Benzema, Bernardo Silva. Bernardo Silva ilerliyor. Muhammed Salah, Benzema, güzel paslaşmalar var oyunun bu bölümünde. Hakimi, Hakimi aldı topu. Ne yapacak Hakimi? Döndü şöyle bir etrafında. Aşraf Hakimi verdi pasını Kante'ye. N'Golo Kante, Messi. Sol taraftan Toni Kroos, Alba, Jordi Alba ceza alanı içine doğru baktı. Jordi Alba, ne oluyor orada? Toni Kroos, Muhammed Salah! Adidas takımını 2-1 öne geçiriyor Muhammed Salah. Harika attı Salah, müthiş attı. Tekrardan şimdi izleyeceğiz. Muhammed Salah. Vay 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 vay. Ulan ya bak, burada ceza alanı içinde bomboş kaldı. Van Dijk bir gol attın, sonrasında savunmuyorsun. Ne yapıyorsun ya? Durumu 2-1'e getiriyor Adidas takımı. 1-0'dan döndüler daha dakika 30. Şimdi Vinicius Junior'a doğru bir top. Hakimi orada topu karşıladı. Hakimi şimdi verdi Lionel Messi. Benzema, Lionel Messi tekrardan aldı topu. Toni Kroos. Güzel paslaşıyor Adidas takımı. Ne biçim paslaşıyorlar be, şuna bak ya. Şiir gibi oynuyorlar abi. Şiir gibiler. Jordi Alba ceza alanına baktı, tamam. Touch. Toni Kroos, Muhammed Salah tekrardan. Şimdi Bernardo Silva kaybetmedi topu. Bernardo Silva arkadaşlarına baktı. Messi boş. Bernardo Silva, uf. Messi'yi düşündü de geçmedi. Son anda ayak koydu Nike takımı. Luka Modric dribling halinde. Lewandowski rakibinden sıyrıldı. Lewandowski, Robert Lewandowski. 2-2 yapıyor durumu, bir türlü kalkamadı orada, ne oldu anlamadık. Topu alıyor Lewandowski, top dönüyor. İstanbul Şampiyonlar Ligi topuna bak. Dönüyor top. Yalnız adam ne gol attı, o ilk topu alışı, topu sürüşü ve o teknik bırakışı. Yani diyecek bir şey yok ya. Helal olsun. Çok güzel gol, belki de maçın en güzel golü. Durumu 2-2'ye getirdi Lewandowski. Artık iki takımın soyunma odasına girmesine son 3 dakika var. Dakika konuşamıyoruz bugün. Bakalım bu son 3 dakikada ilk yarı sonunda neler olacak. 3 dakika diye diye ilk yarıyı bitirdik. Bitiyor şu an ilk yarı. 45. dakika oldu. Artı 2 verdi hakem. Şimdi Adidas takımı geliyor. Messi. Olmadı Messi. Messi gol olmadı. Şimdi Toni Kroos topun başında. Toni Kroos ceza alanı içine doğru kesti ortayı. Kafa olur mu? Dönen top Laporte ve Oblak kurtardı. Bir yandan hakeme de bakacağız ve ilk yarıyı bitirdi hakem. 2-2'lik bir ilk yarı var. Müthiş bir maç, müthiş bir heyecan. Büyük heyecan. Adidas Nike maçını kim kazanacak? Bunu merak ediyoruz. Uzatmalara da kalma ihtimali var tabii ki. Hepsini bu maçın sonunda göreceğiz. Şimdi Toni Kroos no-look pas attı orada. Benzema uzun oynadı. Muhammed Salah'ın önüne doğru. Orada Marquinhos'tan döndü top. Joshua Kimmich. Sağ tarafta Vinicius Junior. Vinicius Junior kanat değiştirmiş galiba. Mbappe ile kanat değiştirmişler. Evet, Vinicius Junior ceza alanına baktı. Ceza alanına şimdi geriye doğru oynadı Vinicius Junior. Cancelo tekrardan aldı topu. Joshua Kimmich, orta alanda boşluk var. Joshua Kimmich şutunu attı, Lewandowski'den döndü. Şimdi Benzema, Muhammed Salah. Messi sağ kanatta oynuyor. Gördüğüm kadarıyla Salah santrfora da çok yardıma, desteğe gidiyor. Tam sol kanat gibi oynamıyor Muhammed Salah. Şimdi Toni Kroos, biliyorsunuz ki maç içinde
Biz ne kadar önceden taktik ayarlasak da taktikler değişebiliyor. Bunlara bu yüzden değindim. Jordi Alba, Muhammed Salah, Benzema, güzel paslaşmalar var. Geçmedi top. Joshua Kimmich, şimdi De Bruyne. De Bruyne'yi çok etkisiz gördük. Biraz daha ondan bir şeyler bekliyoruz. Modric sağ tarafta, Vinicius Junior'ı gördü. Vinicius Junior indirdi. Joao Cancelo. Tekrardan Vini. Marquinhos. Luka Modric. Kevin De Bruyne. Sol taraftan Mbappe. Kylian Mbappe. Çıkardı Robertson'a doğru. Andrew Robertson cezalanı içine doğru. Laporte. Orada topu aldı. Uzaklaştırdı Laporte. Benzema. Şimdi Muhammed Salah alamadı ölüle. Aha, aradan bir pas. Nike takımı bir daha geliyor. Vinicius Junior vurdurmadılar. Şimdi Joshua Kimmich çıkardı. Lewandowski. Vinicius Junior çıkmadı top oradan. Vinicius Junior bir daha aldı. Adidas takımı iyice dağıldı ikinci yarının başında. Halbuki ilk yarının sonlarına doğru gayet de iyi oynamaya başlamışlardı. Ancak işte istedikleri gibi gitmedi işler. Şimdi Robertson, Andrew Robertson ilerliyor. Andrew Robertson çıkardı arkaya. Mbappe, Kimi. Güzel paslaşmalar var orada. Güzel paslaşmalar. Kimi döndü. Mbappe baktı arkadaşlarına. Joshua Kimi tekrardan. Kante girdi aldı araya. Muhammed Salah'la hızlı çıkmak istiyor Adidas takımı artık son 20 dakika normal sürede. Muhammed Salah çıkardı sağda Bernardo Silva. Döndü şimdi Laporte. Orta alanda Muhammed Salah, Benzema tek toplarla geliyor Adidas takımı. Sağ taraftan Aşraf Hakimi, Bernardo Silva geçmedi top. Aha, topu kaptı Adidas takımı, çok tehlikeli. Leo Messi sıyrıldı, oh be. Ulan ne güzel geçti orada Leo Messi. Harika bir ataktı. Bu arada Marquinhos çıkıyor, Casemiro giriyor. Diğer tarafta da Goretzka oyunda. Adidas takımı Goretzka'yı oyuna aldı. Leo Messi. Messi ortaladı ceza alanı içine doğru. Kafa gelmedi. Dönen top N'Golo Kante. Şimdi Muhammed Salah çıkardı Alaba. Muhammed Salah orada vurmak yerine pas attığı için bence hata yaptı. Şimdi Lewandowski. Sol taraftan Robertson. Nike takımı diyor ki biraz relax diyor. Sakin diyor. Orada pas yapıyorlar aralarında. De Bruyne. Kevin De Bruyne sağdan. Evet, sağ tarafa atmak istedi, olmadı. Sağdan demiştik, sözümüz yarım kaldı derken soldan Muhammed Salah kaçıyor. Muhammed Salah birazcık koşsa gol atacak ama koşmuyor. Evet, ceza alanını ortaladı. Rezalet bir orta. Adidas takımının ne yaptığını anlamak güç gerçekten. Dakika 81, Muhammed Salah. Muhammed Salah ceza alanı içine doğru güzel bir orta ama vuramadılar. Şimdi dönen top Modric indirdi. Lewandowski, De Bruyne. Kevin De Bruyne, Lewandowski aradan kaçıyor. Joao Cancelo, Lewandowski'ye doğru bir top. Robert Lewandowski çok süratli gitti. Robert Lewandowski ceza alanı içinde kim var? Çevirdi. Vinicius Junior, De Bruyne. Dakika 85'te 4-2 yapıyor De Bruyne. Adidas takımı mahvoldu. Mahvoldu Adidas takımı. Ne oldu diyorlar bir anda. Burada Lewandowski'nin içeriye çıkardığı pas, ardından Vinicius Junior bekletmiyor. De Bruyne de tekte vuruyor. Hızlıca golü atıyorlar. Durum 4-2. Diyecek bir şey yok. De Bruyne'ye kendini göster demiştik biraz. Adam gol attı. Evet. Dakika 85, artık maç bitti diyebiliriz. Adidas takımı teknik oyuncularına rağmen kazanamadılar. Yani bence ilk 11'i kötü değildi Adidas takımının. Ama burada istenileni veremediler derken Messi. Messi de bugün çok kaçırdı. 2 tane net fırsatı var kaçırdığı. Atması gereken 2 fırsatı var. Messi Messi'liğini yapamadı bugün. Kimi? Modric, De Bruyne, Kimi? Orada Bernardo Silva yoğun pres yapıyor. Yapsa neye yarar? Artı bir verdi hakem. Daha oynamayın diyor. Adidas takımı son bir gol atar mıyız diyorlar. Bernardo Silva, Benzema geçmedi. Top hakeme bakıyorum ve kıyasıya kapışma bitti. 4-2. Nike takımı Adidas takımını yeniyor maç etabında. Nike takımı cidden zaten üstün demiştik. Hani üstün olduklarını söylemiştik. Burada da bunu göstermiş oldular. Maç etabından 1 puanı aldı Nike takımı. Bakalım kariyer modu etabında neler olacak? Kariyer modunda bilerek Brighton'ın başına geçtik ki iki takımı da olumlu veya olumsuz etkilemeyelim. Real Madrid'i, yani Adidas takımını ben burada Premier Lig'e getirdim. İkisi de aynı ligde mücadele edecek. Zaten Nike'ı da Liverpool'un üstüne kurmuştuk, biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde ise Nike takımı Liverpool'un grubunda kaldı ve Adidas takımı da Manchester City'nin grubunda mücadele
edecek. Bakalım sezon sonuna geldiğimizde Adidas takımı mı yoksa Nike takımı mı daha başarılı olacak? Simülasyon başladı. Hemen Haziran'a gidiyoruz. A few moments later. Bu etabı Nike takımı kazanırsa direkt olarak videoyu da kazanmış olacaklar. Ama Adidas takımı kazanırsa uzatmalara gideceğiz. Bakalım ne olacak dostlar. Şimdi şöyle geldik. Ligde kim daha iyi durumda? Evet 8. Zaten buralarda değillerdir. 6, 5, 4. İlk 3'te ikisi de 3 ve Nike takımı 2 puan farkla şampiyon oluyor ligde. Vay be, ulan ne dramatik şey oldu kariyer modunda. Emirates FA kupası burada, ikisi de yok. Karabağ kupası burada da ikisi de yok. Bu ne abi? Şampiyonlar Ligi Juventus almış. Çok alakasız. Kim daha çok ilerlemiş? Nike takımı grubunda birinci. Adidas takımına bakalım. Grubunda üçüncü olmuş lan. Oha, Adidas'a bak. Nike takımı ne kadar ilerlemiş? Burada. Kopenhag'ı elemişler. Çeyrek finalde Chelsea'yi elemişler. Yarı finalde Juventus'a elenmişler. Çok saçma ya. Juventus ne alaka? Avrupa Ligi ne olmuş? Burayı da alamıyor ha Adidas takımı. Real Betis'e eleniyorlar penaltılarla. Bak ya, gol krallığında Adidas takımından Yumin Son'u görüyoruz. Gol kralı olamamış ama Nike takımınla Nike takımına göre daha iyi diyecektim. Vinicius da 20 gol atmış. Asist krallığında Nike takımı ve Adidas takımının dominasyonu var. İkisi bir birden orada üstlerdeler. Ve gol yenmeyen maçta Adidas takımı Courtois ile beraber orada birinciliği almış. De Gea da araya sızmış da boşver. Courtois birinci işte. Şampiyonlar Ligi ne olmuş? Orada Chiesa Miyaza coştu herhalde ya. Nike takımından Bruno Fernandes var. Nike takımını kutluyorum. Önce bir Adidas takımına bakalım. Verimlerini gösterelim. Lig verimleri ekranlarda. Hümison, Benzema, Muhammed Salah öne çıkmışlar. Messi kötü oynamış. Ve kazanan takım Nike takımının Premier Lig verimleri. Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Bruno Fernandes, bu adamlar coşmuş. Videomuzun kazananı Nike takımı oldu. Ama ben iki takımı da tebrik ediyorum. Sonuçta güzel bir mücadele izledik. Bundan sonraki All Star takım kapıştırma videolarımızda hangi takımları kapıştıralım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.